Futbolun şehirlerinde bu hafta Mersin'deyiz. Güney'in en önemli şehirlerinden biri olan Mersin'i bu programda sizlere tanıtacağız. Tabii Mersin dediğimiz zaman gezilecek, görülecek çok şey var burada. Özellikle de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten bize miras kalan Gazi Çiftliği ve Silifke yöresindeki tarihi eserler bu programda ekranlarınıza gelecek. Mersin'in önemli bir futbol geçmişi var. Mersin İdman Yurdu bir dönem Süper Lig'de mücadele ediyordu. Şimdi o futbol takımı çok daha alt liglerde İçel İdman Yurdu adıyla tekrar küllerinden doğmaya çalışıyor. Hedefleri neler? Bundan sonrası için neler yapacaklar? Mersin bir spor şehri olarak tekrar futbol takımını Süper Lig'e sokabilecek mi? Tüm bunları konuşacağız. Yerel lezzetler var burada. Tüm Türkiye'nin tanıdığı yerel lezzetleri de ekranlarınıza getireceğiz. Dedik ya, Mersin'de gezilecek, görülecek çok yer var. Biz de vakit geçirmeden gezmeye başlayalım. Mersin'de sahil bölgesindeyiz. Burası Mersin'in en güzel yeri. Baktığınız zaman çok sayıda yeşil alan ve çok uzun kilometreler boyunca uzanan bir yeşil alan var. Spor alanları var. Gençlerin ve halkın spor yapması için her türlü imkan var burada. Ve görüntüsü de gerçekten muhteşem. Tam denize sıfır konumda. Burada ayrıca İstanbul'un üç büyüklerine ayrılmış meydanlar da var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş meydanları burada yer alıyor ve o takımların taraftarları da gelip o meydanları ziyaret edebiliyorlar. Ve tabii ki Mersin'in takımı, Mersin İdman Yurdu'nun da bir meydanı bulunuyor. Biz de tam şimdi o meydandayız. Aslında futbola aşık bir şehir, tam bir futbol şehri diyebiliriz Mersin için. Eskiden Süper Lig'de yer almış Mersin İdman Yurdu adından çok söz ettirmişti. Şimdi kötü günler yaşasa da tekrar küllerinden doğup Süper Lig'e yükselme yolunda adımlar atmaya çalışıyor bu şehir. Ve futbolu ne kadar sevdikleri de sahildeki, şehrin en güzel bölgesindeki bu meydanlardan belli oluyor. Mersin'de Muğdat Camii'ndeyiz. Muğdat Camii uzman imamı Yunus Arı ile birlikteyiz. Caminin tarihçesiyle ilgili ondan bilgi alacağız ve tabii ki mimari özellikleriyle ilgili. Görkemli bir yapı. Muğdat Camii deniyor ama sanıyorum resmiyette farklı ismi. Evet. Camimizin ismi halk arasında Muğdat Camii olaraktan geçmekle beraber ismini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden Hazreti Miktat'tan almıştır. Dolayısıyla camimizin ismi, orijinal ismi Hazreti Miktat Camii'dir. Camimiz 1987 yılında temeli atılmış olup 1992 yılında ibadete açılmıştır. Açılmış olduğu dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük camilerindendir. Günümüzde de yine Türkiye'mizin en büyük camilerinden birisidir. Bir ana kubbesi, 36 küçük kubbesi vardır. Yine bununla beraber 6 minaresi 91 metre uzunluğa sahip ve bunlar üçer şerefelidir. Camimizin iç, yani namaz kılma kapasitesi 5000'dir. Yani 5000 kişi aynı anda camimizin içerisinde ibadet edebilir. Evet, dediğimiz gibi Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük camilerden biri aslında. Evet. Çok da görkemli gözüküyor. Özellikle evet. Buraya yaklaştığınızda, geldiğinizde ne kadar görkemli olduğunu görüyorsunuz. Evet, burada. Evet. Mersin'imizin simgelerinden birisidir. Mersin'imizin birçok yerinden minarelerinin uzun olmasından dolayı görülmektedir. Ve Mersin şehrimizin de aynı zamanda imzasıdır.
Peki ya zaten biz bu programda çoğunlukla Mimar Sinan eserlerini de görüp eski veyahut da daha eski Selçuklu döneminden camileri de görüyoruz ama tabii ki ondan sonra da yapılmaya devam etti camiler ve Cumhuriyet dönemi mimarisinin de bence en güzel örneklerinden biri burası. Evet, hem Osmanlı tarzı mimari hem de Cumhuriyet dönemi mimari özelliklerini camimiz aynı anda yansıtmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Mersin'de Aziz Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi'nin içerisindeyiz. Burası 1852 yılında yapılmış. Aslında tarihçesine bakacak olursak 19. yüzyılın ortalarında Mısır'dan, Lübnan'dan ve Suriye'den buraya gelen Ortodokslar, Hristiyanlar burada bu kilisenin yapılmasını sağlamışlar. Tam Mersin'in merkezindeyiz. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanındayız. Ve o tarihten bu yana da açık bir ibadethane burası. Çok da güzel bir binada, merkezi bir konumda yer alıyor. Özellikle içindeki süslemelerle, fresklerle dikkat çekiyor. Biz de Cumhuriyet Meydanı'na gelmişken burayı ziyaret etmeden geçemedik. Mersin'e geldiğimiz zaman tadacağımız şey tabii ki Tantuni. Tantuni'nin de en iyi yapıldığı yerlerden birindeyiz şu anda. Mehmet Yelkenaç'la birlikteyiz. Evet, Mehmet Can Yelkenaç. Mehmet Can Yelkenaç bize Tantuni'nin sırlarını anlatacak. Bütün sırlarını anlatmayacak ama en Yok. Azından bu lezzet nasıl oluyor onu anlatacak. Abi etimiz tosun eti, erkektir. Bifteğimiz hayvanın sırtı, kontrafile, antrekotu. Tantunisi hafif yağlı kaburgasından, yani sinirleri alınıyor. İnce ince doğrandıktan sonra bizim özel küvetlerimiz var. Küvetlerde haşlanıyor. Belirli saati var, dakikası var. Haşlandıktan sonra süzülüyor, bekletiliyor. Dinlendikten sonra yukarı çıkıyor. Tezgaha konuyor. Bunun yani, pişme şekli aslında çok ilginç. Yani bize ilginç gelen, lezzeti de veren altında, belki o. Tabii. Sürekli döktüğünüz şey? Sürekli döktüğüm biri su, biri yağ. Yağ et kızarsın diye, evet. Suyu döküyorum tava yanmasın diye. Anladım. Et yapışmasın, tava yanmasın diye. Ustalık da bunu aslında ne zaman dökeceğini bilmek galiba biraz. Tabii. Onlar ayrıntılar, tuzu atması, suyu dökmesi, yağı dökmesi, yağı ona göre vermesi. Şimdi bunun esas sırrı yapılışı. Tamam, önce bir tane biftekle başlayalım. Başlayalım. Şöyle hafif yağ döküyoruz. Yağ. İsteğe göre acı atıyoruz. Evet. Biraz su. Su yanmasını engelliyor. Tabii tabii. Hem yanmasını hem tavaya yapışmasını engelliyor. Ekmeğe böyle yağlıyoruz. İsteğe göre soğan atıyorum. Evet. İsteğe göre domates. Ve hazır. Bu böyle hazır oluyor. Süper. Ama şöyle, bunu limonla yemek lazım. Tabii. Bir de bunun yeme şekli de önemli bence. Hani düz dürüm yer gibi tutarsanız olmaz. Tabii eliniz yağlanacak sabunumuz, suyumuz var. Şöyle yapacağız. Aynen dürüm şeklinde. Bunu bu şekilde tutmanız gerekiyor. Evet. Üstünden de. Şöyle hafif birkaç damla limon. Ben tecrübeliyim. Aynen. Afiyet olsun. Ağzınızı yakmayın. Tantuni inanılmaz. Tantuni aynı zamanda sporcu yiyeceği de diyebiliriz. Çünkü ben hatırlıyorum basketbol milli takımı da evet. Özel kampa çağırıp bu tantuniyi yaptırıyor. Aynen 12 dev adamın da yemek sponsoruyuz. Sürekli onlara gidip yemek yaparız. Şu yıldızlar da onların her gittiğimiz şeyler. Yani milli sporcu bununla besleniyorsa, aynen. Başarılı oluyorsa. Yok.
tüm Allah, sporcuların yemesi aynen, lazım. Allah hepsini korusun. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mersin'in en önemli yerel lezzeti cezerye. Ve biz de Ali Dipdere ile birlikteyiz. Cezeryenin nasıl yapıldığını, tarihçesinin nerelerden geldiğini ondan öğreneceğiz. Nereden geldiğini merak ediyorum, tarihçesini. Şimdi cezerye çok eski Osmanlı tarihine dayanıyor. Arap tatlısı, zaten Arapçada cezerye havuç demek. Yapılışına gelirse mesela havuçtan yapılır. Havuç alınır, yıkanır. Havuzu var, yıkanır. Ondan sonra havuç kaynatılır. O havuç kaynatını alır, posası çıkartılır. Tekrar bir işlemden daha geçilir. Bu defa cezire kazanına dökülür. Cinsine göre içine fıstık atılır, ceviz atılır, fındık atılır. Görüldüğü gibi fıstıklı. Muhteviyatında ne var yani? Havuç ve şeker. Havuç %35 şeker, %65'i de havucun kendi şekeri. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Tarçın var, mayasında az da nişasta var. O zaman tamamen doğal bir ürün diyebiliriz. Tamamen doğal, evet. Peki. Cezerye'ye bir kenara bakalım, futbola geçelim. Evet. Mersin İdman Yurdu bir dönem burada Süper Lig'deydi. Evet. Şimdi İçeri İdman Yurdu tekrar yükselmeye çalışıyor. Evet. İster misiniz burada bir Süper Lig takımı olsun? Tabii Mersin İdman Yurdu 1. Lig'de görmek isteriz. Tabii ki şimdi biz esnaf olduğumuz için Mersin İdman Yurdu 1. Lig'e çıksa bize de yansıyacak. Umuyoruz ki 1. Lig'de olur diye ümit ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de tadına bakalım. Tabii. Kesmesi de onun ustalık işi istiyor herhalde. Mutlaka, evet. Bakalım, keselim. Bu Hindistan cevizi. Evet, Hindistan cevizi. Hindistan cevizi olmazsa olmaz cevizi. Olmazsa olmazı. Evet. Yani sade yenmiyor. Yok, sade yenmiyor. Gerçekten çok güzel. Mersin'in bir başka yerel lezzeti de kerebiç. Mersin dışında da çok fazla yerde bunu tadamazsınız zaten. Şimdi kerebiç nasıl yapılıyor? Cemil Usta'dan öğreneceğiz onu. Kerebiç öncelikle nedir, onu öğrenelim. Kerebiç irmikten yapılır. Ramazan ayın tatlısıdır aslında. Antep fıstığı var. Bazısında da cevizli var. Evet, ama onun üstüne koyulan Bir de çöğen suyu var. Çöğen suyundan yapılır, çırpınır. Kıvamı bu şekilde gelene kadar makinede döner. Bir ağaç mı çöğen? Tabii ki, çöğen otundan yapılır. Çöğen otundan aynen, yapılır. Aynen, çöğen otundan yapılır. Çırpınır, bu şekilde gelir. İkisi karıştı bir yenir. Tek başına yenmiyor. Kerebiç. Tek başına biraz kuru olur. Yenmez yani. Bir de tarçını var. Tarçının üstüne döküyoruz. Evet. Afiyetle yiyorsunuz. Mersin'de biliyoruz ki tabii tantuni olsun, kebaplar olsun meşhur. Evet, aynen. Bunun bir özelliği de yemekten sonra biraz daha hafif bir tatlı olması. Aynen, daha hafiftir. Daha lezzetlidir. Daha çabuk tüketilir ve sizi rahatsız etmez yani. Peki, kerebiçin servisi nasıl yapılıyor? Onu da bir yapalım. Tabii ki. Köpük gerçekten çok lezzet katıyor. Mersin'de Erdemli'de Kız Kalesi'nin önündeyiz. Erdemli'deki Kız Kalesi aslında Mersin'in simgelerinden biri olarak da kabul ediliyor. Yapılış yılı 1199 olarak kabul edilmekte. Helenistik dönemde, sonra Roma döneminde önemli bir barınak ve kale olarak kullanılmış. Aslında kıyıya 600 metre uzaklıkta bir adanın üzerine kurulmuş. Kıyıda da kalenin bir diğer bölümü var. Burası iç kale, orası dış kale olarak kabul ediliyor. Korinkos şehri o zamanki adıyla çok önemli bir şehir Roma döneminde. Biliyorsunuz Roma'da önemli şehirler kendi adlarına para basma, sikke basma özelliğine sahiptiler. Korinkos da onlardan biriydi zaten. Kız Kalesi'nin biraz daha tarihine bakacak olursak, Kıbrıs Krallığı döneminde de burası korsanlar tarafından pek çok kez işgal edilmiş ve yakın döneme kadar da aslında kale olarak kullanılmış. Yakın dönem diyoruz, daha da yakın dönemde yani Cumhuriyet döneminde ise ortasında bir şapel bulunmuş.
Şapani'nin etrafında da bir yerleşim varmış. Onlar da daha sonradan ortaya çıkarılmışlar. Denizin ortasında ve hem İstanbul'daki Kız Kulesi'nde hem de buradaki Kız Kalesi'nde aslında bir hikaye aynı. Aslında hikaye demeyelim de rivayet diyelim. İstanbul'daki Kız Kulesi'yle de çok benzerlik taşıyor. Kral çok güvendiği bir kahine gidiyor ve kahin ona diyor ki kızını bir yılan sokacak ve öldürecek. Bunun üzerine kral tabii ki paniğe kapılıyor ve bu adanın üzerindeki kaleye kızını getiriyor. Buraya yılanların ulaşmasının mümkün olmayacağını düşünüyor. Ama sonrasında buraya yiyecek gelirken bir üzüm sepetine saklanan yılan geliyor, kızı sokuyor ve öldürüyor. Yani kral ne yaparsa yapsın kızını korumamış oluyor. Böyle de bir rivayeti var. Kız Kalesi'nin dediğim gibi burası Mersin'in en önemli simgelerinden biri. Mersin Silifke'de Uzunca Burç Antik Şehri'ndeyiz. Nazmi Söylemez yanımızda, arkeolog ve eğitimci aynı zamanda. Bize bu antik şehirle ilgili bilgileri o verecek ama öncelikle şunu söyleyeyim, biz buraya geldiğimizde çok etkilendik. Gerçekten çok korunmuş, günümüze kadar sağlam ulaşmış yapıların olduğu bir antik şehir. İlk olarak tarihçeyle başlayalım. Ne kadar eskiye gidiyor bu antik şehir? Evet. Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesi. Uzunca Burç. Diyokaizerya antik kenti M.Ö. 5. yüzyılla başlayan bir tarihi var. Fakat kesintisiz olarak yerleşim yeri olarak görmüş. Dolayısıyla birçok uygarlığın mimari yapıları birçok değişik uygarlıklarla iç içe olmuş. Uzunca Burç, Büyük İskender'in 3 generalinden bir tanesi olan Seleukos Nikator dönemiyle yani 3. yüzyılda Helenistik dönemle başlayan bir tarihi var. Ve kentin kuruluş şekli büyük bir plato üzerinde 1050 rakımda ve bölgeye hakim bir bölgede mimari yapı olarak birçok şans tapınağı gibi Tilke tapınağı, tören kapısı, tiyatrosu, nifeumu, bunun yanında boliteryon gibi birçok mimari yapıları günümüze kadar sağlam olarak kalmış. Şimdi Uzunca Burç antik kentinin en büyük geliri şu ana kadar tespit edilmiş üzüm leriyle çok meşhur. Bölgenin zaten maki iklim olması ve evet, zeytinciliğin çok yaygın olması bu bölgeden Mısır gibi, Kıbrıs gibi değişik yerlere deniz yoluyla ticaretin yapıldığı biliniyor. Bugün de Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölüm hocamız Ümit hocamızın başkanlığında kazı çalışmaları devam ediyor. Aslında şu anda gezdiğimiz, etkilendiğimiz bölüm çok fazla gün yüzüne çıkmamış olan evet, kısmı evet, diyebiliriz. Yani bundan çok daha fazlası var. Kent oldukça büyük. Yani biz benim tabirimle bölgenin Efes olarak adlandırabilecek olduğumuz iltişamlı bir yapı. Görseli çok yüksek ve kiklobit taşlarla alt tabanlar oturtulmuş ve kentteki birçok mimari yapı bölgeye dağılmış. Tabii şimdi bu antik şehirdeki en önemli yapılardan biri de Zeus Tapınağı. Hristiyanlık öncesi dönemde her yerde Zeus tapınaklarını görüyoruz. En görkemlilerinden biri evet, belki de Bergama'daydı. Ama evet, bugüne kadar en sağlam olarak gelmişi de burada Uzunca Burç'ta yer alıyor. Çok teşekkürler. Şimdi şehre gezelim ve Zeus tapınağına da bir göz atalım. Mersin'de Silifke'deyiz ve Uzunca Burç Antik Şehri'ndeyiz. Eski adıyla da Diyokaizerya. Burası gerçekten çok görkemli bir şehir, antik şehir ve aslında çok da fazla bilinmiyor ama şu anda Anadolu topraklarında en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın burada olduğunu söyleyebiliriz. Şehirle ilgili tabii bilgileri size aktardık ama biraz bu Zeus Tapınağı'ndan da bahsetmek gerekiyor. Dediğim gibi en iyi korunmuş Zeus Tapınağı M.Ö. 3. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Ve
o dönemde buradaki görkemli yaşamında bir yansıması adeta. Tipik Helenistik dönem yapıtı, sütun başlarıyla, mimari yapısıyla Helenistik dönemin tüm özelliklerini taşıyor. Sonrasında ise Hristiyanlık döneminde, milattan sonra 5. yüzyılda burası kilise olarak da kullanılmaya başlamış. 36 sütundan oluşan bir yapı eski Zeus Tapınağı ve günümüze kadar da çok iyi korunmuş bir halde gelmiş. Buraya geldiğiniz zaman, burayı gezdiğiniz zaman biraz Efes'e de benzetiyorsunuz aslında. Çünkü çok fazla korunmuş yapıyı görebiliyorsunuz Silifke'deki bu antik şehirde. Amatör ligdeydik. Şu anda 3. lige çıktık. Hedefimiz 2. lig ve arkasından 1. lig ve Süper Lig olarak devam edeceğiz. Şehir olarak hem yöneticiler hem taraftar olarak takım olarak Metin Saltık'la beraber bütünleşik şampiyonluk diyoruz. Bu yolda da istediğimiz hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz. Efsane geri döndü diyebiliriz. Bugün de sizinle beraber tüm Türkiye'ye bunu izah etmiş olacağız. Mersin Mayer'de Türkiye'yi bırakın dünya çapında bir kulüpti. Fakat bazı nedenlerden dolayı kulübümüz amatörlüğe kadar düşmüş bulunmaktadır. Şimdi tekrardan yeniden dünyaya gelmeye başladık. Amatörden başladık. İçeritmeye ürdü olarak. İnşallah yeniden yeşerteceğiz. Bu stadı 25 bin kişilik stadı tekrar dolduracağız. O günler yakın görüyoruz. Bu takım lige çıkarsa esnafı da kazanacak, oteli de kazanacak, insanları da kazanacak. İnşallah o günler yakın diyorum ben. Mersin İdmanı'da büyük bir camiadır. Bundan sonra kenetlenip daha iyi yerlere gelip takımımızı, memleketimizi en yerde temsil etmek için mücadele adına taraftar arkadaşlarımla beraber ant içtik. Bundan sonra başarı geleceğine inanıyoruz. Metin Başkanımıza da güvenimiz sonsuz. Biz görevimizi tribünde yapacağız. Futbolcular sahada yapacak. Bundan sonra kenetlenip bir olup en iyi yerlere geleceğiz. Buna inancımız sonsuzdur. 51 senedir İdman Yurdu taraftarıyım. Bu takımın peşinde gece gündüz, soğukta ve sıcakta her zaman desteklemek için mücadele verdik. Rahmetli annemin bir sözü var. Oğlum sabahleyin git bir ekmek al derdi bana. Ben bakkala gitmeye üşenirdim. Ama sabahleyin saat 4'te deplasman yollarına biz gittik. Ama biz söz verdik. Biz küllerimizden tekrar doğacağız. İdman Yurdu tarlada oynasın. Biz kaldırımda bunu destekleyeceğiz, bunun sözünü verdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Bildiği üzere bizim bir sevdamız var, Mersin İdman Yurdumuz var. Bu sevdanın kadını erkeği yok. Yıllardır nerede olsa biz de desteğimizi elimden geleni her şeyi yaptık. Ne kadar kötü günler geçirse de şu anda büyük bir mücadele veren bir takım ortada. Büyük bir taraftar burada. Taraftar inanırsa takım da inanır. Biz de her zaman yani yıllardır olduğu gibi her zaman yine takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Desteğimizi sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki o eski güzel günlere tekrardan döneceğiz. Büyük umutlarla, başarılarla bu günleri bekliyoruz. İçeri İdman Yurdu anlatılmaz. Yaşanır. Her takıma saygı duyabilirsin ama bir takımı sevebilirsin. O da İçeri İdman Yurdu. Çünkü İçeri İdman Yurdu aşktır. Aşkı bana anlatabilir misiniz? Aşk ancak yaşanır. Gelin taraftarlar olarak hep birlikte yaşayalım. Ve inşallah Allah kısmet ederse gelecek sezon ikinciliği de olacağız. Ondan sonra birinciliğe çıkacağız. Buna inanıyoruz. Hep birlikte yaşayacağız. Kanımız kırmızı lacivert. Şampiyon İdman Yurdu ne istersen ister. İstersen donatalım dört
Evet, köklü bir şehir. Futbolda da Süper Lig görmüş bir şehir. Şimdi içeri idman yurdu ama Mersin idman yurduyla birlikte de anılıyor tabii. Ne dersiniz? Bu takım tekrar Süper Lig yoluna çıkabilir mi? Bu takım kesinlikle Süper Lig yoluna çıkar. Mersin'de futbol Cumhuriyet tarihiyle eşdeğer. Yani aynı yaştalar. Mersin'de futbol kültüre dönüşmüş bir durumda. Mersin'de futbol Türkiye'de ender görülebilecek kadar bir sevgi seliyle birlikte. Mersin'de büyük bir heyecan var. Güzel bir sinerji oluşturuldu. Peki bir futbol şehri midir Mersin? Böyle sorayım. Kesinlikle futbol şehri, çünkü futbol kültüre dönüşmüş bir durumda burada. Yani mesela biz 2013 Akdeniz oyunlarında çok güzel burada Akdeniz ülkelerine ev sahipliği yapmışız. Ama biz Mersin'de sporu futbolla sevmişiz. Ve ondan da çok güzel bir şey oluşmuş. Ve çocuklarımızdan tutun yani büyüklere kadar herkesin bir futbol sevgisi var. Ve artık bu futbol sevgisinin taçlanmasını istiyoruz. Buna da İçeli İdman Yurdu mirası Mersin İdman Yurdu'ndan devraldı. İnşallah İçeli İdman Yurdu bunu başaracağına inanıyorum. Ve başarması da gerekiyor artık. Şehrinde böyle bir takıma ihtiyacı var. 1. bir futbol şehri olarak adlandırabilir miyiz Mersin'i? Kesinlikle adlandırabiliriz. Çünkü Mersin 2013'te biliyorsunuz Akdeniz oyunları Mersin'de yapıldı. Dolayısıyla çok ciddi tesisler yapıldı. Şu an bulunduğumuz Mersin Arena Stadyumu da Akdeniz oyunları döneminde yapılan bir stat. Dolayısıyla burası 25 bin stat ve aslında bana göre takımlar bulundukları liglere göre şehir olarak da aynı konumu yer alıyor. Mersin Batı Süper Lig'deyken bence Mersin şehri de Süper Lig'deydi. Şu an Mersin şehri de 3. lige düştü bana göre. İnşallah İçeri İdman Yurdu onun yerini alıp 2. lige, daha sonra PTT 1. lige, daha sonra Süper Lig'e en kısa sürede çıkar. 97 yıllık bir çınar. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi futbol adamları var. Çok emek vermiş insanlar var. Hala aramızda olan efsane Mersin'de oynamış futbolcularımız var. Tabii onlarla sürekli görüşüyoruz. Hepimiz son derece üzülüyoruz. Çünkü bu takımın yeri burası değil. 3. lig değil. Bu takımın yeri Süper Lig. İnşallah ona da en kısa zamanda ulaşırız. Eğer ortak paydada bir şey buluşabiliyorsanız başarı oradan geliyor. Şu an içeride orada bizim hepimizin ortak sevdası, ortak paydası. Dolayısıyla 100 yıllık bir takım, bir çınarı tekrar Süper Lig'e çıkartmak hepimizin boynumuzun borcu. Gördüğünüz gibi seyirci de aç, insanlar aç. Mersin'de şunu söyleyeyim size, gerçekten Mersin aç. Şu takımımız yavaş yavaş inşallah daha yukarılara doğru tırmandığında emin olun bu stat dolacaktır. Yani 3. ligdeyken bile dolacaktır. İnşallah dediğim gibi ortak paydamız, hepimiz hep beraber birlik oluruz, beraber oluruz. İnşallah bu takımı en kısa sürede hak etmiş olduğu yere Süper Lig'e çıkartırız inşallah. Gazi Çiftliği'ndeyiz. Gazi Çiftliği'nde Atatürk'ün 1927 yılında kullandığı traktörün bir replikası şu an bahçede sergileniyor. Bu traktör neden önemliydi? Modern tarımı başlatmak istiyordu Ulu Önder ve modern tarımı başlatmak için de buraya bir traktör aldırdı. Aldırdığı traktörle birlikte buradaki verim kat be kat arttı ve onun söylediklerine buranın halkı biraz daha fazla inanmaya başladı bu olduktan sonra. Burada da bu traktörü kullanırken çekilmiş bir fotoğrafı var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün. İlk olarak burada Tarım Kredi Kooperatifi de kuruldu. Çeltik üretimi yapıldı, çeltik ihracatı yapıldı. Bölgenin o kadar bereketli toprakları vardı ki Atatürk bunu keşfedip buraya pek çok tohum getirtmişti. Pamuk üretimi vardı, çeltik üretimi vardı ve Mersin'den Taşucu Limanı'ndan ihracat da ilk kez burada yapıldı. Tabii bunun yanında Gazi Çiftliği'nde bina da şu an restore edilmiş durumda. Oranın içerisinde de Atatürk'le ilgili hatıralar, anılar yer alıyor. Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okurdönüm'le birlikteyiz. Hoş bulduk, sağ olun. Gerçekten çok güzel restore edilmiş burası ve eski havasını yakalamış diyelim. Öncelikle Gazi Çiftliği'nde restorasyon sonrası neler yapılıyor? Sadece tabii gezmeye gelenler yok, burada bir takım çalışmalar da var. Evet, kadın emeğiyle ilgili çok büyük çalışmalar var.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 96 yıl sonra atamızın bu mirasını tekrar ayağa kaldırması bölge halkındaki bütün kadınları çok heyecanlandırdı. Kadın emeğini ön plana çıkarmak adına, kadınlara tekrardan ek gelir bir istihdam yaratma adına Mersin'den Kadın Kooperatifi ile işbirliğinde beraber hem eğitim hem de saha çalışmalarına başlandı. Öncelikle burada kadınlarla eğitimler verildi. 1925 yılında atamın burada söylediği "emek güçtür, güçlerinizi birleştirin" şiarı buradaki kadınlarımıza öncülük etti. Hala onun yolunda aydınlanma ışığında neler yapabiliriz çalışması var. Onun dışında kadın atölyemiz var. Kadın atölyemizde neler yapılıyor? Gönüllülük üzerine yoğun bir çalışmamız var burada. Geçmişten geleceğe köprü projemiz var. Buraya ne kadar çok ziyaretçi gelirse, biz buraya ne kadar çok anlatırsak, bu köydeki, bu çevredeki kadınlarımız daha çok güçlenecek, daha çok moral olacak. Ürettikleri ürünleri atölyemizde hemen Gazi Çiftliği'nin bahçesinin dışarısında ek gelir elde etmek için satışlarını da devam ettiriyorlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayalleri burada gerçek oluyor. O zaman kurulan kooperatif bugün kadın kooperatifi olarak devam ediyor. Modernleşme yolunda yine burada adımlar atılıyor. İsterseniz şimdi Gazi Çiftliği'nin yine sınırları içerisinde yer alan ve Atatürk'ün denize girdiği yere hep birlikte gidelim. Mersin'de Gazi Çiftliği'nin olduğu bölgedeyiz. Gazi Çiftliği ve kanal deniz bağlantısının olduğu bölge aslında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk modern tarımı başlatmak için kendisine bir üs olarak belki de burayı seçmişti. Hatta şu an sağımda gördüğünüz kanal onun sulama amacıyla, tarımı ve bataklıkları kurutmak amacıyla açtırdığı bir kanal. Aynı zamanda burada deniz de var tabii. Atatürk denize girmeyi çok sevdiği için burada da sık sık gelip denize girermiş hemen sol tarafındaki bölgede. Ama Gazi Çiftliği'nin asıl amacı burada modern tarımı başlatmaktı. Ve baktığınız zaman aslında Gazi Çiftliği ile birlikte ilk ihracatı da buradaki limandan yapmış Mustafa Kemal Atatürk. Yine yurt dışından tohumlar gelmiş buraya, Girit Adası'ndan, Sakız Adası'ndan tohumlar gelmiş, başka tohumlar da getirtmiş ve burada tarımı hareketlendirmek istemiş. Bir bakıma köşk olarak da Gazi Köşkü'nün olduğu yeri de çok beğendiği için Florya'ya yaptığı köşkün bir benzerini belki de buraya yapmak istemiş. Resmiyette 4 kere buraya geldiği söyleniyor ama daha fazla geldiğini de öğrendik biz. Bu bölgede ilk geldiğinde aslında eski alışkanlıklarını sürdürmek isteyen ve onun vizyonunu anlamayanlar biraz kızdırmış onu, Silifkeliler. Ama sonrasında modern tarımı burada başlatıp ilk ihracatı da burada yapınca onun ne demek istediğini herkes çok iyi anlamış. Burada Gazi Çiftliği çok büyük bir alana yayılmış durumda ve bütün bu çiftliği aslında yürüyerek geziyormuş. Çıkıyormuş, deniz kenarına kadar yürüyerek geliyormuş, sonra tekrar binaların olduğu bölgeye yine yürüyerek dönüyormuş. Kum tepelerinin olduğu bölgede de denize girmeyi çok seviyormuş. Hepimiz hatırlayacağız mutlaka, traktör üzerinde bir fotoğrafı var Ulu Önder'in. O fotoğrafta işte buradaki Gazi Çiftliği'nde çekilmiş. Mersin'de yine çok güzel bir bölgedeyiz ve onun açtırdığı kanal ve onun yaptırdığı çiftlik bu bölgede yer alıyor.
Şimdi de Dalyan bölgesindeyiz. Burada mavi yengeç avlanıyor. Gerçekten hem doğal ortam olarak çok güzel bir yer, hem de tüm dünyanın tanıdığı mavi yengeç işte tam da burada avlanıyor. Sevim Kaya yanımızda, bu işin uzmanı. Az önce de bizim gözümüzün önünde ağ atıp pek çok mavi yengeci yakaladı ve balık da aynı zamanda yakaladı. Öncelikle mavi yengeçle başlayalım. Nasıl tutuyorsunuz ve bu bölgedeki mavi yengecin özelliği ne? Bu yöredeki mavi yengecin özelliği bu Karadeniz'in tuzlu olmasıyla ilgili, eti daha lezzetli, daha güzel olduğu için. Çocuk yaştan beri biz yani yengeç tutar, pişirir, yeriz. Şurada bir 20 yıldır falan tanındı, satılmaya başladı. Daha öncesi çoktu yani. Biz tutarsak kimse almıyor muydu? Kimse almıyordu. Biz tutup kırıp ayaklarını yiyorduk, gövdeyi salıyorduk, tekrar ayakları çıkıyordu. Onu bile telef etmiyorduk yani, iyi ki etmemişiz. Peki lezzetini bilmeyenler için nasıldır, tadı güzel mi? Çok güzel, çok lezzetli. Ne diyeyim size, tavuk etinden daha lezzetli. Peki tutması nasıl oluyor? Ağla mı tutuyorsunuz? Ağla tutuyoruz, sepetle tutuyoruz, oltayla tutuyoruz. Yeme de geliyor, canlı beslendiği için yengeç canlılarla beslenir. Mesela balığı tutar kendisi yer, karadesi yer. Birbirini de yer yengeç. Her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor. Balık da var galiba burada. Balık da var. Kefallerimiz çok güzel. Dalyan kefali. Buranın ızgaralık. Havyar mevsimine göre havyar yapıyoruz. Peki mavi yengeçe nereden talep var? Yurt dışından mı, yurt içinden mi? Yurt dışından vardı daha önce ama şimdi Silifke, Mersin tüketiyor. Bu civarlara anca yeter oldu diyeyim size. Anladım. Herkes çok seviyor, çok beğeniyor. Buraya geliyor. Bura merkezidir mavi yengecin. Silifke merkezi. Silifke, Göksu Deltası, kuş cenneti, Karadeniz merkezidir yengecin. Biz de şimdi gidip biraz sonra mavi yengecin tadına bakacağız. Mersin'e, Silifke'ye gelip de deniz kenarında balık yemeden olmaz. Özellikle de mavi yengeç yemeden olmaz. Az önce nasıl tutulduğunu gördük mavi yengeçin. Şimdi de nasıl yendiğini ve nasıl pişirildiğini göreceğiz. Nazım Dölen var yanımızda. Şimdi biraz önce mavi yengeçle başlayalım. Mavi yengeç burada sürekli çıkan bir üründür. Göllerde, denizde de çıkar, sahilde de çıkar. Buharda pişiyor 15 dakikada. Sadece buharda mı 15 dakika pişiyor? Evet, 15 dakika. Başka hiçbir işlem uygulanmıyor. Bölge insanı da çok yer mi? Yer. Buranın yerlisi daha çok yer zaten. Yabancılar öyle daha yeni alışıyorlar. Peki onun lezzetine bakacağız ama evet. Yine bölgenin balıklarından tanıtalım. İl balığı var, barbun var, çupra, levrek, mevsimine göre gümüş balığı olur, folyos, lagos. Yani deniz ürünüyle çok zengin bir yer olduğu için mevsimine göre her balık çeşitleri oluyor. Hepsi buradan mı çıkıyor? Evet, buradan çıkan balıklar. Buradaki balıkçılar zaten bu kanaldan giriş yaptıkları için günlük balık buraya geliyor. İhtiyacın her gün gidip sabah alıyorsun kayıktan. Karides ve kalamar yine bu karides bölgeden. Karides de burada. Evet. Açıktan dip balığı olduğu için dil, barbun, karides ağla çıkıyor burada. Şimdi bir de mezelerden bahsedeyim. Kaya koruğu görüyorum ben orada. Kaya koruğu, zeytin, limon, yeşil süsperi taze, köylü patatesi, roka salatası, çoban salata. Her şey burada mevcut. Peki ben son mavi yengeçle ilgili bir şey soracağım. Nasıl yeniyor bu? Gösterir misin? Şu yengecin en güzel yeridir. Öyle mi? En güzel yerini ben yiyeyim o zaman. Evet. Şöyle. O sosta ne var? Pul biber, tuz, limon suyu. O kadar. Evet. İsterseniz sarımsak, maydanoz da koyabiliyoruz. Yani bu şimdi yurt dışında da birkaç kere ben yengeç yemiştim. Ama tabii bu onlara göre biraz daha ufak ve lezzeti çok daha farklı. Tabii ki. Onlar okyanus yengeci anladığım kadarıyla. Okyanus daha büyük. Lezzet bakımından bu daha iyidir bence. Bu çok lezzetli bence de. Evet. Mersin'e, Silifke'ye geliyorsanız, deniz ürünü seviyorsanız mavi yengeç yemeden dönmeyin. Evet. Zaten bolca da çıkıyor. Peki pahalı mı? Yok. Ne kadar mesela porsiyonu? Porsiyonu 25 lira. 25 lira? Evet. Valla Mersin'e geliyorsanız, Silifke'ye de gelirseniz 25 liraymış porsiyonu. İstanbul'da hayatta bu fiyata yiyemezsiniz. Ben tavsiye ederim, mutlaka evet. Yiyin. Çok teşekkürler. Elinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Mersin'de tabii ki narenciye üretimi çok fazla ve özellikle de bu bölgedeki limonlar çok lezzetli. Yılmaz Aksu ile birlikteyiz. Evet, evet. Bize bu bölgenin limonun özelliklerini anlatmasını bu isteyeceğiz. Bu limonun özellikleri bu yedi veren limon. Yedi veren limon ve memeli. Her sene olur bu. 7-24 saat ve alabilirsiniz üzerinden meyveyi. Meyve devamlı bulunur yani bu. Yedi veren dediğimiz bu limondur yani. Peki bölgede narenci çok sayıda var. Var, çok sayıda var. Ama özellikle Mersin limonu olduğu zaman evet. Mersin limonu bir başka tercih görüyor. Tabii tabii, Mersin limonu daha iyi olduğu için, havasından olduğu için, bir de sulamasından, gübresinden, hayvan gübresinden verdiğimiz zaman meyvesi daha güzel oluyor. Daha iyi oluyor yani, verimi de daha iyi olur, bakımı. Önemli olan bakımı, ilacı, suyu devamlı verdiği zaman daha güzel bir meyve olur yani başlarında. Peki sadece yedi veren mi var bu bölgede? Hayır, çeşit çeşit yedi meyveler var. Çeşit çeşit yani, sadece buradaki olan bu yedi veren. Bütün arazidekiler var, değişik değişik meyvelerimiz var yani. Ne kadar bir alanda burada narenciye ve limon üretimi yapılıyor? Hemen hemen her evin bahçesinde var mıdır? Her evin bahçesinde vardır. Bir arazilerde de var şu an. Arazilere de dikildi çünkü su geldiği için bütün arazilerimizde var. Meyveler dikildi. Portakallı, limonu hepsi dikildi yani. Buradan tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya limon ihracatı yapılıyor efendim. Her tarafa yapılır yani. Evet, yedi veren limonu evet. Elimde de görüyorsunuz. Lezzeti bir başka ve limon dediğimiz zaman akla Mersin geliyor. Mersin'deyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'le de birlikteyiz. Evet. Çok da güzel bir günde sahil yolunda bu röportajı yapıyoruz. Öncelikle Mersin'i Türkiye'ye anlatacak olursak kültürel ve tarihi önemi bakımından nasıl anlatırsınız başkanım? Ya, muhteşem bir kent. Tek sorunumuz, sıkıntımız yeterince Mersin'in bilinmemesi. Tabii uğraşımız da bu yönde. İstiyoruz ki Mersin'i anlatalım, aktaralım, tanıtalım. Mersin herkes tarafından bilinsin ve artık insanların da Mersin'e gelme nedeni olsun. O ortamı da yaratmaya çalışıyoruz. Pek çok aslında tarihi yer var burada gezip görülebilecek ki onları bu programda zaten ekrana getiriyoruz. Deniz derseniz var. Yani turizm için her şey var aslında. Her şey var. Her şey var. Dünyanın en yakışıklı dağları var. Toros Dağları. İşte kuzey tarafımız Toros Dağları. Güneyimiz Akdeniz, farklı medeniyetlerin yaşadığı, toplumların evet. yaşadığı güzel sahil ülkeleri olan bir denizin kıyısında Mersin. Doğası muazzam. 12 ay burada güneşi görmeniz mümkün. Ilıman bir havası var. Burada birçok farklı çeşit sebzeyi, meyveyi bulmanız mümkün ki 80'den fazla da burada sebze meyve yetiştirilebiliyor. Yani o kadar çok ürün zenginliği de var. Yani deniz var, dağ var, toprak var, orman var. Bu bölgenin tamamı tarih. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Üç semavi dinin kültürlerinin kalıntılarını görmeniz mümkün. Birçok imparatorluğun kalıntılarını görmeniz mümkün. Şu içinde bulunduğumuz sahilde pek çok spor sahası gördük. Şehirde İnsanların spor yapması için ne gibi imkanlar sağlanıyor? Burada gördüğünüz gibi çok uzun bir sahil şeridimiz var. Buranın uzunluğu 7,5 kilometre. Evet. Yani bir noktadan başlayıp, bir ucdan başlayıp diğer uca kadar 7,5 kilometre durmaksızın koşabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. 19 kilometrelik bir bisiklet yolu düşünün. Ve evet. sahil boyu geliyorsunuz. Şehrin batı noktasından şehrin merkezine, tren garına kadar bu bisiklet yolundan gitme imkanınız oluyor. Muhtelif noktalarda tabii ki semt sahaları da var. Basketbol, voleybol, ayak futbolu, tenis gibi birçok spor alanlarında, disiplinlerinde de spor yapma imkanınız var. Son olarak şunu soracağım. Siz de eski bir futbolcusunuz. Evet. Futbolu çok seviyorsunuz, bunu da biliyorum. İçeri İdman Yurdu şu anki adıyla. Sonra eskiye dayanırsak Mersin İdman Yurdu bir gün tekrar Süper Lig'de olur mu? Neden olmasın? Tabii ki el birliğiyle kent bu işi isterse bütün aktörler
bu işe el atarsa, el verirse başarmamak mümkün değil. Tabi geçici başarılar değil ya da geçici projeksiyonlar değil, kalıcı, sürdürülebilir, kısa, orta, uzun vadeli bir çalışmayla aslında çok güçlü bir kulüp haline tekrar dönüşebilir. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesindeki 3 genç sporcumuzla birlikteyiz şimdi. Onlardan hem projeyi hem de neler yaptıklarını öğreneceğiz. Siz ikiniz atletizmle uğraşıyorsunuz. Önce ismini alalım, sonra neler yaptığını alalım. Adım Songül Karol, atletizmle uğraşıyorum. Sprint yerim, kısa mesafe koşuyorum. Hedefim milli atlet olmak. Başarılar dileyelim sana. İsmini alalım. Ben Zeynep Karaoğlan, atletizmle ilgileniyorum. Ben de sprinterim. 12 yaşındayım ve hedefim kendimi tüm dünyaya duyurmak. Şimdi bu tarafında da halterciğimiz var. Halterle uğraşan bir minik sporcumuz var. Senin ismini öğrenebilir miyiz? Benim ismim Hilal Kavin Kutlay. 11 yaşındayım. Halterle uğraşıyorum ama yani ilk başta halter yapma gibi bir şeyim yoktu ama hocam sayesinde böyle bir yeteneğim olduğunu fark ettik ve şu anda halterle uğraşıyorum. Sen halterle uğraşıyorum deyince seni görenler şaşırıyor mu? Evet şaşırıyor çünkü ben biraz kısa boyluyum ve böyle hiç öyle bir tipim yok. O yüzden şaşırıyorlar, böyle gülebiliyorlar ama ben aldırış etmiyorum. Ama sen dünyaları kaldırıyorsun. İnşallah Naim gibi dünyaları kaldırırsın bundan sonra da. Çok teşekkürler. Hepinize başarılar diliyoruz. İçeri İdman Yurdu As Başkanı Ümit Saltık'la birlikteyiz. İçeri İdman Yurdu'nu konuşacağız ama tabii ki Mersin çok önemli bir futbol şehri aslında. Evet. Ben de buradan başlayayım. Evet. Süper Lig görmüş bir şehir ve şu anda tekrar o yolda ilerleyen bir şehir. Şehir olarak Mersin'e bir futbol şehri diyebilir miyiz? Ya kesinlikle Mersin zaten yıllardır Türk futboluna üst liglerde temsil etmiş bir kulüp, hizmet etmiş yıllarca bir kulüp. Günümüzde maalesef şu anki olduğu durumu hak etmiyor İçeri İdman Yurdu. Mersin büyük bir şehir. Zaten Akdeniz Olimpiyatları'nın zaten bunun üstünü ispat etmiş bir şehir. 2,5 milyonluk bir şehir. Kesinlikle bir futbol şehri. Taraftarları gördük. Evet. Onu soracağım. Maç günleri neler yaşanıyor burada? Maç günlerinden önceki günlerden bir heyecan oluşuyor taraftarlarda, şehirlerde. Gerçekten futbolu özlemiş bir şehir. Küllerinde dolmaya yüz tutmuş bir şehir. Bu kulübü biz birinci amatörden devraldık. 4. yılımız. Şu an bulunduğumuz konum 3. lig ama Mersin şehri, Mersin futbolu, Mersin taraftarı 3. ligde olmayı hak etmiyor. İlerleyen süreçlerde hedefimiz kesinlikle bir üst liglere çıkmak. Hayalimiz bu sene bir üst lige çıkmak. Uzun vadede? Uzun vadede tabii ki bu şehri Süper Lig'e çıkaracağız. İçeri İdman Yurdu Teknik Direktörü Ender Alkan'la birlikteyiz. Mersin gerçek bir futbol şehri. Bunu herkes biliyor zaten. Evet. İçeri İdman Yurdu da şu an şehrin tek temsilcisi burada. Evet. Kısa vadede yani bu sezon içinde uzun vadede hedefler ne olmalı size göre burada? Ya tabii ki ilk hedefimiz bu ligde kalıcı olmaktı. Onu da sağladı şu anda kulüp. Ya tabii sizin de bildiğiniz gibi bu Süper Lig görmüş bir takım. Çok iyi oyuncuların olduğu bir takımdı bu bir zamanında. Ben de burada hem antrenör olarak hem oyuncu olarak da Süper Lig'de oynama şansına eriştim. İnşallah da bizim hedefimiz ilk önce bu sene çıkmayı hedefliyoruz. Çünkü çok değerli bir yönetimimiz var. Bizi çok iyi destekleyen bir taraftar kitlemiz var. Her geçen gün artıyor. Bu da çok değerli. İyi de bir kadromuz var. Biz inşallah bu ligden bir üst lige de çıkacağız. Bir üstüne daha çıkacağız ve bu takımı, bu şehrin hak ettiği, şu stadı görüyorsunuz, stadın hak ettiği Süper Lig'e mutlaka ulaşacağız. Peki programın da adına binaen şunu sorayım. Futbol şehri midir Mersin? Tabii ki de futbol şehri. Ben bir yere yemeğe gidiyorum, markete gidiyorum. Sürekli takımla ilgili sorular soruyorlar. Hatta taktik verenler oluyor. Hocam şu oynasa daha iyi olur mu? Hocam inşallah bu sene çıkacağız. Bize karşı da çok büyük bir sempati var. Her geçen gün arttırmamız lazım. Biraz küskünlükler de var tabii. Evet. Süper Lig görmüş bir takım. Amatör liglere düşmüş. Ama küllerinden tekrar doğuyor. İnşallah da yüreğimiz, gönlümüz onu istiyor tabii. We'll be right back.
Tabii ki bizim hedeflerimiz üstlüklere, şehrimizi üstlüklere temsil etmek. Bunun için de çok güzel bir oluşum içindeyiz. Allah'ın izniyle bu sene de takımımızı ve şehrimizi hak ettiği yere, şeytanları, kırmızı şeytanları, Mersin Ordu'nu hak ettiği yere getirmek istiyoruz. İlk adımını da bu sene atmak istiyoruz. İkinci lige bir üst lige çıkıp sonra da devamını getirmek istiyoruz. Futbolun şehirlerinde bu hafta Mersin'deydik. Tarihi ve turistik yerleri sizler için gezdik, dolaştık. Mersin İdman Yurdu'nun mirasını devralan İçer İdman Yurdu ne durumda? Ekranlara getirdik. Mersin'in yerel lezzetlerinin tadına baktık. Mersin'de dolu dolu iki gün geçirdik. Artık hava kararıyor. Mersin'de ikinci günümüzün sonuna geliyoruz ve programı da burada bitiriyoruz. Futbolun şehirlerinde önümüzdeki hafta Anadolu'nun bir başka köşesinde yine birlikte oluncaya dek hoşçakalın.